Hoş geldin. Merhaba. Ne haber? İyidir. Otursana. Tamam. Ne içersin? Hiçbir şey. Çok uzun boylu kalmayacağım zaten. Paramı alıp gideceğim. Neydi borcum? Geçen ayın kirasından 600, 2 aylık da apartman masraflarının borcu var. Toplam 850. Unuttuğumuz bir şey yok değil mi? Yok yok, hepsi bu kadar. Nasılsın? İyidir. Çalışıyorum işte. Biz de düğün yaptık Mersin'de. Öyle mi ya? Kuzey'in babası bizimkilerle arayı düzeltti. Her şey yoluna girdi anlayacağın. İyi, sevindim. Yanımda olmanı çok isterdim ama... ya her şey o kadar ani gelişti ki... İstanbul'daki arkadaşlarıma haber veremedim. Öyle güzel bir düğündü ki... yani herkes acayip eğlendi. Ne güzel. Ya seninle buluşacağımı bilseydim düğün fotoğraflarını getirirdim yanımda. Ama bak burada birkaç tane var, buradan göstereyim. Kayınpederim hiçbir şeyden kaçınmadı. Mersin'in en büyük otelinde yaptık düğünü. Yemekler de sen o biçim. Ay, şahaneydi yani. Gelinliğin güzelmiş. Değil mi? Kuzey'in annesi mi? Ha. Ne suratsızmış. Ay yok. Yorgunluktan öyle çıkmış orada. Çok tatlı bir kadındır normalde. Çok iyi anlaşıyoruz. Allah bozmasın. Çok takı takıldı mı? Yani şimdi görmemişlik yapmayayım ama yani evet bayağı takıldı. Nerede oturuyorsunuz? Hala kayınvalideyle mi birliktesiniz? Yani şimdilik evet ama ev bakıyoruz, çıkacağız. Kuzey bu aralar çok meşgul de yani oradan oraya koşturuyor, ilgilenemiyor hiç. Yeni iş kurdu. Hayırlı olsun. Makara yedin mi hiç? Yok ama arkadaşım söyledi, çok güzel bir şeymiş. Ne alaka şimdi? Kuzey getirdi yurt dışından. Yani onun projesi yani. Çok iyi gidiyor maşallah. Yani iyi kazanıyor. Benim de çalışmamı istemedi artık. Bıraktım işi ben de. Yani bugün ilişiğimi kestim iş yeriyle. Ev hanımı olmaya karar verdim yani. Ya ben senin daha büyük hayallerin var sanıyorum. E sen hiç değişmemişsin. Hala aynı kıskanç Merve'sin. Komiksin. Dört duvar arasında bütün gün ev işleriyle cebelleşmenin nesini kıskanayım? Niye bu yaşta kendimi eve kapatayım? Bütün gün çalışıp didindikten sonra akşam kocama hizmet edeyim diye mi? Ya bir de eline bakacaktım. Masraflarımı karşılasın, harçlık versin diye avuç açacağım, öyle mi? Aman kalsın, ben almayayım. Çoğu arkadaşım da böyle senin gibi söylüyor ama kısmeti çıkan nikah masasına koşuyor, anlamadım. İsteyen koşar, isteyen yürür. Ben 30 yaşıma kadar evlenmeyi düşünüyorum. Daha bekar olarak yapmak istediğim çok şey var. Dur ya, oturuyorduk, gitme. Ben arkadaşlarımla sinemaya gideceğim. Hadi sana iyi akşamlar. Allah mesul etsin. Sağ ol, hoşça kal. Alo. Neredesin sen? İş yerindeyim hala. İnsan bir arar haber verir. Merak ettik. Sen bile bile vermiyorsun değil mi numaranı? Arayıp sormayalım diye. Hay Allah'ım ya Handan. Kuzey'i aradık, telefonu kapalı. Güney'den aldım numaranı. O çocuk da orada huzursuz oldu. Ne düşüncesiz şeysin sen ya? Ver şunu bana. Ver. İş yerindeymiş güya. Yalan. Alo Simay. Efendim baba. Ver şu iş yerinin adresini, gelip alacağım seni. Bu saatte tek başına dönme eve. Saat daha kaç ki baba? Sen ver bakayım adresi, ben geliyorum şimdi. Gerek yok vallahi. Ya hem iş yerinden bir arkadaşın doğum günüymüş bugün. Hep beraber yemeğe gideceğiz. Sonra geleceğim ben. Yok öyle şey.
Evli barklı bir kadın kocası yanında olmadan gezemez sokaklarda. Yalnız olmayacağım ki. Arkadaşlarımlayım, kalabalığız. Ne olursa olsun. Kocandan izin aldın mı bakalım? Kuzey'le konuştum ben, evet. Kuzey'in haberi var. Öyle mi? Geç kalma o zaman. Külahları değişmeyelim seninle. Tamam, siz merak etmeyin. Arkadaşlarım beni bırakacak eve. İyi. Dikkatli ol. Tamam, olurum. Eski köye yeni adet. Dur bakalım daha neler göreceğiz. Neleri yutacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.